Hazırsanız başlayabilirim arkadaşlar. Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlar. Zor bir basın toplantısı. Çünkü burası bizim kürsümüz. Meclis, milletin evi, bizim evimiz. Burada görev yapıyoruz yıllardır. 17 gün önce çok büyük bir deprem gerçekleşti. Ve Kahramanmaraş'ta peşi sıra 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden Kahramanmaraş'ımız, Hatay'ımız, Adıyaman'ımız, Malatya'mız, Gaziantep'imiz, Osmaniye'miz, Adana'mız, Diyarbakır'ımız, Şanlıurfa'mız ve Elazığ'ımız etkilendi. 42.310 vatandaşımız hayatını kaybetti resmi rakamlara göre ve 115.000 yurttaşımız yaralandı. Bu topraklar çok acılar gördü. Çok acıları birlikte göğüsledik, birlikte kaldırmaya çalıştık. Şüphesiz 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 yıllık Cumhuriyet'in yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesini ve en çok can kaybıyla sonuçlanan bir felaketi hep beraber yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bir kez de meclis çatısı altında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine, şehirlerine, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Ayrıca depremden 2 hafta sonra Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde de 2 ayrı deprem oldu. Orada da kayıplarımız var. Aynı duyguları paylaşıyoruz ve bundan sonrakilerin yaşanmaması için, bundan sonra böyle kayıplar vermemesi için hem ulus olarak, millet olarak, hem devlet olarak üzerimize düşen her şeyin yapılması için tüm gayretleri göstereceğimize, sorumluların araştırılmasında, kovuşturulmasında, cezalandırılmasında, cezalarının affedilmemesinde, caydırıcılığın sürdürülmesinde herhangi bir siyasi ayrım olmaksızın ondandır bundandır demeden suçlunun suçlu olduğunu, sorumlunun sorumlu olduğu gerçeğini kabullenerek ve evrensel hukuk ilkelerine ve ülkenin kanunlarına ve kurallarına göre hareket edeceğimizin şimdiden sözünü veriyoruz. Bu söze niye ihtiyaç var? Bu ülke şunu gördü, görmeye de devam ediyor. Yerel yönetici bir başka siyasi partidense ve eğer bir kusuru, bir suçu varsa ona hukuk işletilirken kendi siyasi partisinden olunca istifa etmezsen biz gereğini yaparız deyip işte ya FETÖ'cüsün ya hırsızsın ama istifa ederse yargılanmadan bağışıklısın, sana kimse bir şey yapmaz. Biliyorsunuz metal yorgunluğu adı verilen dönemde kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya istifa ettirilen ve kamuoyuna bu ya bir terör örgütüne mensup ya da yolsuzluklara bulaşmış, o yüzden genel başkanımız onu görevinden alıyor denen kişilerden yargılanan, hesap veren bir kişi olmadı. Bu kişilerin yönettiği şehirlerde yarın deprem olduğunda Hatay'dan, İskenderun'dan, Malatya'dan, geçmiş depremdeki Elazığ'dan, bu depremdeki Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan farklı görüntülerin ortaya çıkmayacağını, bin beterinin çıkacağını biliyoruz. Ama o kişiler ne yaptılarsa yaptılar, kimi parsel parsel sattılar, kimi yükseklikleri sonsuz yaptılar. Görünürde bir cami, bir okul yaptırma karşılığında 4 katlı ruhsatları gökdelenlere çevirdiler. Orada kişisel menfaatler elde ettiler. Bunu herkes konuştu ama bizim dediğimi yapıp istifa eder gidersen yargılamadan bağışıklısın dendi. CHP iktidarında, Millet İttifakı iktidarında, milletin gerçek iktidarında hangi siyasi görüş olursa olsun kusuru olana, hatası olana evrensel hukuk ne diyorsa, ülkenin kanunları ne diyorsa o uygulanacak. Cezalandırılmalarını da, cezalarının affedilmemesini ve caydırıcılığın sağlanmasını da hep birlikte takip edeceğiz. Öncelikle bunun altını çizerek başlamak isteriz. 17 günün 14 gününü, 13 gününü deprem bölgesinde geçirdim ben. Deprem haberini aldığımız anda daha önceki İzmir depremi tecrübemizden, Elazığ depremi tecrübemizden
Dakikalar içinde genel başkanımızla görüşerek, grup başkan vekilleri olarak gerekli eşgüdümü sağlayarak gruba ilk mesajımız, ilk bulduğunuz vasıtayla deprem bölgesine ulaşın oldu. O gün yollarda olanlarla 86, ertesi gün 90, en nihayetinde 110 milletvekiliyle birlikte ilk andan, varabildikleri ilk andan itibaren milletvekillerimiz oradaydı. Acıyı paylaşmak, sorunları görmek, görünür kılmak, koordinasyonsuzluğa karşı milletvekili olmanın verdiği imkanlarla, yetkilerle, sözünü dinletebilme kapasitesiyle katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Koordinatör kaymakamlar, koordinatör valilerle ve ilin atanmış ve seçilmiş tüm yöneticileriyle işbirliği içinde çalıştılar. Bu noktada çok olumlu örnekleri, çok iyi işbirliklerini de biliyoruz. Ancak bir muhalefet partisinin milletvekili olduğu için kaygıyla yaklaşan, hatta kaçan, uzaklaşanları da biliyoruz. Bunları ayrı ayrı ve detaylı şekilde not ettik ama hırs için, intikam için değil, şeffaflıkla bu süreç geçtikten sonra hem devletin ilgili kademeleriyle, hem kamuoyuyla paylaşmak, hem de devlet hafızasına bırakabilmek için. Çünkü bir yerde can pazarı varken bir yerde siyasi hesap olmaz. Ya da bürokratik vesayetin iktidara tabiyetiyle muhalefete yaklaşımı arasındaki farklılıklar can alıyorsa bunun da hesabının sorulması, kaydının tutulması lazım. Geldiğimiz noktada depremin 17. günündeyiz. Çeşitli tartışmalar sürüyor. Bu tartışmalara değineceğim. Kentsel dönüşüm tartışmasına da değineceğiz. Barınma, ısınma, beslenme tartışmasına, hijyen tartışmasına da kısa kısa değineceğim. Ve kamuoyunun her şeyi bilmesi, görmesiyle ilgili hakkına da değineceğiz. Bugün RTÜK'te görüşülmekte olan cezalara da bakmak lazım. Birilerinin afeti nasıl yönettiğine, krizi nasıl yönettiğine ya da yönetemediği kriz ve afet karşısında nasıl algı yönettiğine de bakmak lazım. Burada siyaset tutarlılık işi, siyasetin ekmeği, tuzu, suyu, mazotu, benzini, gazı tutarlılıktır. Söylediğinde haklı çıkmaktır. Tutarsızlıkların bedelini ödemektir. Haksız çıktığında da bunu kabullenmektir. Ama bir tutarlılık lazım. Şimdi bugünkü tartışma şu. Yarın RTÜK, bugün yarın RTÜK, Fox TV'ye, Habertürk'e, Halk TV'ye, Tele1'e, KRT'ye ve daha pek çok kanala, yerel gazeteye, yerel televizyona cezalar yağdırmak üzere hazırlığını yapmış durumda. Suçları deprem bölgesinden haber verirken, örneğin ekrana yansıyan devlet nerede söylemleri. Enkazın altında kaldık, devletimiz bizi yalnız bıraktı söylemini ekrana taşınması. Vatandaşın isyanları, olmayan çadırı söylemek, gelmeyen yardımı söylemek, sönmeyen yangını söylemek. Ve bunları hani birinci, ikinci falan değil, 12. 13. 15. günde bile söylemek ağır bir suç bu Türkiye'de. Ben bu konuşmayı yaparken hepsi birbirinden deneyimli, vicdanlı meclis muhabirlerinin gözlerinin içine bakarak, her işi gücü bu kürsüde kim olursa olsun kayda alan kameramanlarımızın gözüne ve objektiflerine, dolayısıyla milletimizin gözünün içine bakarak söylüyorum. Bugün 15. 17. günde isyan etmek kolay değil. Edene şaşırılıyor, yazana şaşırılıyor, söyleyene şaşırılıyor. Çünkü sabah kapılar çalınıyor, alınıyor ya da kurumlara ceza yağdırılıyor. Depremden sonraki ilk manşet. O gün Sabah gazetesi. Çaresizlik diyor. Vatandaş çaresiz, devlet çaresiz. Ölülerimizi koyacak yer bulamıyoruz deyip bir buz pistinin üstündeki, görünürde 10-12 tane, mutlaka sayısı daha çoktur, vefat etmiş vatandaşımızın görüntüsünü çaresizlik diyor. Dün hepiniz deprem bölgesinde yakınlarını tırların arasında ve yaklaşık 250 vefat etmiş vatandaşımızın evlatlarının nasıl aradığını o görüntüleri hepiniz izlediniz. Bu görüntü, bu manşet
depremin ertesi günü, depremden sonraki günün ilk manşeti olarak atılabiliyor. Ama bugün o haberi yapanlar sorgulanıyor. Diyorlar ki devleti aciz içinde gösteriyorlar. Bunlar fırsatçı. Neler neler birazdan değinirim. Siyasi fırsatçılık. Kim konuşsun? Yeni Şafak konuşsun değil mi mesela? Bugün iktidar adına manşet atan, meydan okuyan, tehdit eden, icap ettiğinde küfreden Yeni Şafak. 18 Ağustos manşeti depremin ertesi günü devletin çöküşü demeye çekinmemiş. İki boyutu var. Bir, bu manşet atılabilmiş. İki, o manşeti atanlar bugün devletin çöküşünü 10 gün sonra söylesen vatan haini ilan ediyor. Daha ilk gün ya bismillah. Bir dur da önce bir cenazeyi çıkaralım değil mi? Bir arama kurtarma yapılsın değil mi? Devleti çökmüş ilan etmişler. Yeni Şafak. Biraz daha sertleri var. Örneğin Akit. Devlet enkaz altında. 18 Ağustos'ta böyle çıkmış. 19 Ağustos manşetinde bir benzer manşetle devam etmişler. Şimdi İskenderun'daki yangın iki konteynerle çıkıp çok kıymetli gazeteci arkadaşlarımız haberleştirdi. Konteynerları suya atsan iş bitecek. Müdahale edilmeyip edilmeyip bütün konteynerler yanıp ne varsa içinde yansın istiyor görünceğine. Suçüstü olmuş deprem anında. Kimin konteyneriyse biliyoruz. İçinde ne varsa çıkacak elbet. Yansın istiyor. Koca İskenderun'da limanı cayır cayır yaktılar. Günlerce sürdü izlediniz. Yangın haberini yapana soruşturma açtılar. Akit'in başlığının altında sayfanın dörtte biri beceriksizlik değil ihanet, TÜPRAŞ hala yanıyor. Bu haber yapıldığında TÜPRAŞ 36 saattir yanıyordu. İskenderun limanı göz göre göre yanana, o haberi yapana vatan haini diyenler TÜPRAŞ hala yanıyor manşetlerinin üstüne gelmişler. Yani samimiyet diyoruz ya, tutarlılık diyoruz ya, hani ağzımıza yakışmaz ama biraz adam olun adam diyor, insan olun demek istiyor. O eril dille adam olun diyor, erkek olun diyor. İnsan olun be kardeşim. Busunuz siz, buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Efendim, kötü niyetli yaklaşımlarla devleti yıpratan hainler diye bize laf söyleyen mesela Ömer Çelik Yeni Şafak'ta köşe yazıyor. Ve diyor ki depremi 23 Ağustos pazartesi. Depremden sonraki ilk köşe yazısını yazıyor arkadaş. Depremin ilk saatlerinde ortada olmayan devletli zavat aradan saatler geçtikten sonra, saatler diyor, günler demiyor. Her köşe başından başlarını uzatıyorlar. İş yapmak adına bildikleri tek şey açıklama yapmak ve kesintisiz olarak sürdürmek. Altında da beceriksizler bilmem neler doldurmuş. Depremden sonraki ilk köşe yazısı. Bugün diyor, susup da birilerinin façasını bozmamak için susmak ihanettir diyor. Susmamak lazım diyor. Ömer Çelik. Oysa ağzını açana hat bildiriyordu Ömer Çelik. Her çıktığında. Deprem konusundaki en ufak eleştiri vatan haini. Algı operasyonu. Buradan geliyor bunlar ey milletimiz. AK Parti'ye oy veren güzel insanlar. MHP'ye oy veren güzel insanlar. Bunlar buradan geliyor, buradan geliyor. Bunlar 1999 deprem enkazı ve onun tetiklediği 2001 krizinin üzerine inşa ettikleri iktidarında sürekli aynı yalanları attılar. Ne dediler? Ecevit ortalarda yoktu. Bakın Ömer Çelik saatler sonra çıkabildi diyor. Kendilerine müzayir, yandaşlaştırdıkları, devşirdikleri birisine bir hafta deprem bölgesine gidemedi yalanını attırdılar. Ecevit öğlen saati yani depremden 9 saat sonra valilik binasının önünde açıklama yapıyor yanında bakanlarıyla. Erdoğan'ı çarşambadan önce gören oldu mu? Saatler sonra çıkabildiler diyenler günler sonra çıkabildiler meydana. Destekçisi peki Devlet Bahçeli. Buradaki devlet kimin tarafından yönetiliyordu? Kendisinin başbakan yardımcısı olduğu hükümet. Ya Devlet Bahçeli değil de Cevdet Bahçeli olsa bugün
Bu manşetlerden utanır. Adamın kardeşine neler söyledik o zaman diye. Yahu kendisine söylediniz. Devlet Bey bu kadar uyum içinde, bu kadar sükut halinde, bu kadar o bitmez tükenmez bilmez kredilerini sağlamaya devam ede görsün. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Geçmişte sana yaptılar. Şimdi ettiklerini buluyorlar. Sen onlar ettiklerini bulurken yine onların yanındasın. Yine ezilen, yine ezdiren, yine yetişemeyen ve yine isyana uğrayan taraftasın. Bir dön bak ya. Burada haksızlık yapıyorlarsa bugünküne niye bu tavrı koyuyorsun? Yok, bugünkü tavrın doğruysa o gün bunu yapanların nasıl koluna giriyorsun? İsyan var. Ben gittim 5. gün 6. gün Osmaniye'ye. Osmaniye'de apartmanın adı Bilgi Apartmanı. Gitme sebebim eskiden sorumlu milletvekili olduğum, gönüllü milletvekili olduğum Osmaniye'de milletvekilimiz yokken memleketten isyan yükseliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay demiş ki Osmaniye'yi arama kurtarmanın bittiği illerde saymış. Bir sonraki paragrafta de bitmek üzere olduğu illerde saymış. Oysa Bilgi Apartmanı var. 175 kişi içeride. 114'ünün hala içeride olduğu söyleniyor. Nasıl bırakırlar arama kurtarma isyanı var? Gittik Bilgi Apartmanı'nın yanında el sıka el öpe 800 bin kişiyle konuştuk. Rahat olun, buradayız, arama kurtarma sürecek. Diyor ki Osmaniye'de bitmek üzereymiş, ne olacak çocuklarımız diyor. Orada şahşalı bir bina var karşıda. Herkes onu gösterdi. Bu binayı bilen var mı? Sağlam yapılmış. Devlet Bey konağı, Devlet Bahçeli'nin bundan sonra gittiğinde istirahat buyuracağı, misafirlerini kabul edeceği konak. Bilgi Apartmanı'nın tam karşısında. Gözü yaşlı depremzede bu kapılar bize açılmadı dedi. Oysa ki Türk gelenek göreneği, örfü, adeti bu depremdeki ruhla beklemez misiniz bu konak açılsın, çorbalar kaynasın, bir sıcak çay verilsin analara, o geniş bahçesindeki o çimlerin üzerinde hiç olmazsa çadırlar kurulsun, sayısız odası Devlet Bey'in komşularını misafir etsin. Hiç açılmadı bu kapı. Ben başka bir şey demeyeceğim. Benim işim hakaret etmek değil. Ben onu o gün gördüğümde onu açıp da oradan videoyu koyup da efendim Devlet Bey aç şu kapıları demeyi de bilirdik. Bizim işimiz orada infial yaratmak da değil. Ama bizim işimiz bu söylediklerinizi de duyduktan sonra bunu milletin vicdanına havale etmek. Devlet Bey geçtiğimiz hafta Bilge Kağan'ın şu sözlerini söyledi. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Devlet Bey, çok önemli sözler de 1288 sene sonra bu milleti doyuramayan, çıplakları giydiremeyen, bir çadır veremeyen, yardımına koşamayanları arkalamaya, desteklemeye, sahiplenmeye devam ediyorsun. 1288 yıl önce Bilge Kağan'ın bilgeliği, bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki 180 derece açıdan kaynaklanıyor. O millet dediği, o fakir millet, aç millet, çıplak millet, muhtaç millet. Onun aklına o millet geliyor, Recep Tayyip Erdoğan'ın aklına iktidarını sürdürmek için, çıkar ilişkilerini devam ettirmek için bu millete algı operasyonu yapmak geliyor. Bu ülkede insanlar hayata sosyal medya yardımlaşmaları üzerinden tutunmuşken enkaz altıyla bile WhatsApp'tan, enkaz altıyla bile Twitter'dan, Facebook'tan ilişki kuruluyorken sırf o 10 il değil öbür 71 il felaketin boyutunu görmesin diye sosyal medyayı kapattı bunlar. Bilge Kağan açı doyurmuş. Bunlar sağlıklı adamı ölüme terk ettiler. Sesinin duyurulmasına terk ettiler. Kurtarmak yerine kurtardığı bilinmese yetiyordu çünkü ona.
Çünkü Tayyip Bey'in dediği gibi ölen ölür, onlar yoluna devam eder. Fıtrat deyip geçtim Soma'da bizim yüzümüze. Bu mesleğin fıtratında var bu dedi. Ölenler olur. Ölenlerin sayısı seçim kaybettirmeye yetmiyorsa kalanların ne hissettiği, ne algıladığı, ne kadar bildiği, nasıl oy kullandığı önemli onun için. Sorun burada. İsyan buna. Bir yandan da tabii rakamlar ve gerçekler var. Bu manşetin atılmasının temel motivasyonu hem Tayyip Bey'in hem bütün AK Parti'nin hep söylediği şu. 17 Ağustos depreminden 3 gün sonra hala çadır bekleyenler vardı. Doğru mu değil mi? Hala çadır bekleyenler vardı. Depremin 17. günündeyiz. Hala çadır bekleyenler var. Arada bir de şu fark var. 24 yıl fark var kardeşim. Teknolojide, ulaşımda, imkanda, milli gelirde, kapasitede. 24 yıl ileri teknolojide 3. gün hala çadır bekleyen var diyenler, 17. gün hala çadır yok. Ve bilgi akışını kesiyor. Sıkışınca yapıyorlar ya Twitter'ı kapadığı gibi. İstanbul'u kaybederken 9 saat Anadolu Ajansı'nı kapatıp da 9 saat ne çakallık yaparız Süleyman diye düşünüp 9 saat sonra kaybettiğini kabul etmek gibi. İş kötüye gidiyorsa kapat, bilmesinler, çare arayalım. AFAD en son 16 Şubat'ta dedi ki bölgeye 386.874 çadır yolladım. Bunların 172.265'i kuruldu. Yani %44. Depremin 10. 11. gününde çadır ihtiyaçtan çok az yollanmış ve %44'ü kurulmuşken o günden sonra bu eleştiri alınca AFAD bu açıklamaları kesti. Dün Tayyip Bey'in ağzından AFAD verilerine göre diyor, bize vermiyor. AFAD'ın ona verdiğine göre şu an itibariyle 301.289 çadır kuruldu diyor. Bakın açıklamanın üstünden ilave 6 gün geçmiş. 386.000 çadırın 301.000'i kurulmuş. Halen daha kurulmayan 80.000 çadır var. Halen daha talep edilen belki 500.000 çadır var. AFAD'ın elinde daha da çadır olmadığının ve çadırları da doğru yere kurmadığının da bir ispatı. Bazı yerde çadır kentte boş yer var, bazı yere hiç çadır kurulmamış. Tabii biraz önce bahsettim. Devlet enkaz altında diyenlerin, çaresizlik diyenlerin, ağzına gelen her sözü Ecevit'e söyleyip milleti enkaz altında bıraktı diyenlerin bu söyledikleri 7 gün sonra arama kurtarma çalışmasının bittiği, enkazdan son cenazelerin alındığı, defnedildiği bir süreç. Bizde arama kurtarma bitti bitecek diyorlar ama isyan bitecek gibi değil. Çünkü o enkazın altında hala canlar var. Ben kişisel olarak bu tip facialarda önceden rakamlar söyleyip abartılı rakamlar olup sonra gerçek rakamların küçükmüş gibi yapıldığına çok şahit oldum. Hep itiraz ettim. Soma'da 301 kişi değil, bir 300 kişi de öbür var diye varmış. Yok öyle yalan dedi. Dediler ki 300 tane de Suriyeli çalışıyormuş. Yok dedik. 100 tane Çinli varmış. Yok dedik. Varsa anası niye burada ağlamıyor dedik öbür 300'ünü. Ama bu sefer 42 bin kişi çıkardık, arama kurtarma bitiyor derken daha ağlayan analar var, kayıplar var, bekleyenler var. O yüzden bu iş bu sefer öyle, biz bu işi burada bağlıyoruz diyor ya Tayyip Bey, 301'de bağlayacağız gibi görünüyor. Öyle bir şey yok. Bu işi 301 ile kapatıyoruz gibi görünüyor. Öyle bir şey yok. Gerçek rakamların peşinde olmaya devam edeceğiz. Bu arada bugün ceza verecek RTÜK üyeleri var. Fox'a, Habertürk'e, Halk TV'ye bıçağı bileğliyorlar. Salay'dan talimat öyle gelmiş. Palayı bileğliyor adam. Birazdan kesecek kafalarını. Örneğin Orhan Karataş, Türk Gün Gazetesi'nde yazar arkadaş. 27 Eylül 2019 günü. Türk Gün Gazetesi'nde şöyle yazmış. Her depremden sonra yeterli hazırlığın yapılmadığını,
alınan tedbirsizliklerin ve eksikliklerin kaldığını, tamamlananlarda da devamlılık sağlanmadığını ve unutulup bir kenara bırakıldığı ortaya çıkıyor. Bir an önce deprem alınmalı, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Şimdi Orhan Bey, yazının altına imza atıyoruz da, sen bugün böyle eleştiriler yapanların cezasının altına nasıl imza atacaksın? Bugün senin önüne ismini kapatıp bunu filanca gazeteci yazdı deseler sen kafasını vuracaksın ya. 4 yıl önce kendi yazdığı yazının bugün cellede olmuş Orhan Bey, vicdanın varsa çık gitme o toplantıya. Katılma o toplantıya. Atma o imzayı. Deniz Güçer var, bir başka RTÜK üyesi. 2011 Van depreminin ardından bu iktidarın kapattığı, tabii 2011 Van depreminin altından röportaj yapıyor. Bu iktidarın 2007 yılında kapattığı Ulusal Deprem Konseyi'nin başkanı Haluk Eyidoğan'la. Sayın Eyidoğan'ı canlı yayına çıkardı diye bugün bir televizyona Sayın Eyidoğan'ın söylediği sözler yüzünden kapatma cezası ya da para cezası vermeye çalışacaklar. Yani Deniz Güçer, Haluk Eyidoğan'a Van depreminden sonra röportaj yaptığı kişiyi o depremden 12 yıl sonra röportaj yapan bir kanala niye Haluk Eyidoğan'ı çıkarıp da provokasyon yaptırtıyorsun, bu deprem önceden biliniyordu, gelecekte de olacak, hazır değiliz dedi diye, hükümete karşı halkı kışkırtıyor diye şimdi ceza vermeye hazırlanıyor. Tanımam görmem Deniz Güçer, o kararın altına imza atarsan bugün sana aferin derler. Ama yarın birileri ikisini de önüne koyar. Tutar gazetecilik okur, basın yayın okur, torunun olur, çocuğu olur. Bu ikisini görür, dedesinden utanır. Utandırtma onu. Yapmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu kadar olmaz. Şimdi kendisi bir afet haline gelmiş. AFAD'ın durumuyla ilgili de birkaç şeyi konuşmak gerekiyor. İlk 72 saatte kurtarmaya başlayamamış, tam bir koordinasyon sağlayamamış, feryatları duyamamış, insanların yakınlarının çıplak elleriyle, kendi çabalarıyla kurtarma çalışmalarına giriştiği bir kaosun fitilini ateşlemiş bir kurum ve bir iktidar partisiyle karşı karşıyayız. Vatandaşın yanında olamamış, beceriksiz bir afet yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte AFAD'dan beklenenlerin yanında ilk gün ben sahaya ilk ulaştığımda ilk duyduğum laf asker nerede kardeşim? 99'da asker kurtardı milleti oldu. Ertesi gün Gölbaşı'na gitmek üzere dağ yolundan giderken kayalar yuvarlanmış gece depreminde döndük. Nur Hak'ı bulduk. Nur Hak'a ilk girendik. Çünkü normal yollar kapalı, dağ yollarından Nur Hak yoluna ulaştık. Nur Hak'ta ilk siz geldiniz, asker niye yok dediler. Oradan çıktık, Elbistan'a gittik. Asker olmazsa bu yük kalkmaz diye devletin görevlileri söylediler. İkinci günün akşamı. Ve Hulusi Akar açıklamalar yapmış. Aslında kendince, ki bence de orduyu kollayan Recep Tayyip Erdoğan'ı üstü örtülü bir şekilde millete şikayet eden açıklamaları var. Diyor ki 4.30 askere 7 hazır ol emri verilmiş. Bakın 4.17 Pazarcık sallanıyor 13 dakika sonra. Ordu böyle bir şey arkadaşlar, kimse şaşırmasın. Ben ordu siyasete müdahale edince ölümü göze alıyoruz. Ama ordu böyle bir şeydir. 4.17'de deprem olur, 4.30'da hazır ol emrini çakmış arkadaşlar. 4.50 ikinci ordu komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başında. Böyledir ordu. Niye ikinci ordu? Çünkü Malatya'da 100-120 bin kişi. Deprem bölgesine en yakın. Yıllardır hazırlamışlardı. Deprem olursa şu şunu uyandıracak, o en yakın ordu komutanını uyandıracak. Gidecek ordusunun başına gelip buradayım diyecek. Demiş. Herhangi bir kusur yok. Sabah 6.
İkinci ordu birlikleri AFAD'la arama kurtarma koordinasyonuna geçmişler. AFAD'ı bulsalar koordine olacaklar. Sabah 7 TCG İskenderun bayraklar ve sandıklar çıkarma gemilerine seyre hazır olun emri vermişler. 7.30 fırkateyn ve iki helikopter hazır duruma geçirilmiş. Peki arkadaşlar, çıkarma gemisini çıkarken gören var mı? Oradan tahliye yaparken gören var mı? Bugünden, ertesi günden, daha ertesi günden bahsediyorum. İkinci ordu 121 bin kişi sahada gören var mı? Biz hazırdık diyor, sahaya sürmediler. Ve kendi açıklaması Akar'ın, biz çarşamba günü yaptı bu açıklamayı, depremin üçüncü günü. Sahada 7500 TSK mensubu var. İkinci ordunun emrinde 120 bin asker var. Sahada 7500. Sonra da bunun detayını verdi. 3500 tanesi arama kurtarmada çalışıyor. 4000'ini ben gördüm. Her köyün başına bir body, iki asker koymuşlar. Yazık, tertemiz çocuklar. Köye örneğin yağmaya gelen olmasın diye. Mezarlığın başında duruyor. Bir kargaşa çıkmasın diye. Güvenlik. 3500'ü de arama kurtarma yapmış. Şimdi 3500 rakamı yeter mi? Yetmeyeceğini ben söylemiyorum. Süleyman Soylu şöyle söylüyor. AFAD'ın toplam personeli 7300'dür diyor. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetmek mümkün değildir. Şimdi Süleyman Soylu'ya göre 7300 eksik rakam, ki bence de öyle. Hulusi Akar'a göre kafi miktar. O kadarını salmışlar sahaya. Hulusi Akar orduyu hazır ettim diyor. İlk gün. Ama birileri o hazır birlikleri, o çıkarma gemilerini, o fırkateynleri, onları değil işte 7300 tane askeri istemiş. Bir paranoya var deniyor ya. Ya ordunun ne işi var? Hani sabah atışmışlar ya, ne ordusu? Çünkü o hep acziyet olarak söylemişti. Çıkaramadılar yaralıları, ordudan yardım istediler demişti. Kendi o zaman çok ordu düşmanı ya. Askeri vesayet karşıtı ya. 99'da sahaya sürülen orduyu bir acziyet ve askeri vesayet olarak görüyor ya. Tükürdüğünü yalamamak için milleti enkaz altında havasız nefessiz bıraktı bunlar. Bunu görmek lazım, bunu konuşacağız. Konuşmadan olmaz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Adana'da 6. kolordu var. Kolordu 40 bin kişi. Diyarbakır'da 7. kolordu var. Bu da 40 bin. Bunlar 2. ordunun kolorduları. Yani 80 bin tane depremden hiç etkilenmemiş asker Adana ve Diyarbakır'da hazır. Hop! Bütün bölgeye hakimiyet sağlanabilir. Hazır. Ama beklemiş. 3. gün 7200 Mehmetçik, 3500'ü mezarlık nöbetinde, 3500'ü enkazın başında. Biz bunları söylemezsek tarih önünde sizi yazdıkları gibi bizi yazarlar. Bunlar söylenecek. Bunlar günü gelince soruşturulacak ve cezalandırılacak. Süleyman Soylu'nun AFAD'ın yetersizlikleri ilgili yaptığı tespitler falan milletimizce malum olduğu için daha biz buna bir şey demiyoruz. Ama bir yandan da mevcut afet ve kriz yönetici sistemimizi diyor. Tabii siyasi, ekonomik ve sosyal yönden uzun uzun anlatmış. Tamamlamak için gereken adımları atacağız. Erdoğan söylüyor bunları. Bu deprem geçecekmiş. AFAD için gerekli adımları atacakmış. Ya bu Süleyman Soylu denen adam 5 yıldır AFAD'ın başında. Bu AFAD iktidarınız boyunca kurulmuş bir kurum. Ve bu AFAD'ın durumu şu. Siz Ulusal Deprem Konseyi'ni kapattınız. Görev alanı kalmamıştır diye. Siz sivil savunmayı kapattınız. Sonra o Ulusal Deprem Konseyi'ndeki o büyük isyandan sonra AFAD'ı kurdunuz. Ama bu devletin her yerinde olduğu gibi liyakat yerine sadakat, o tarikat, bu tarikat, onun dayısı, bunun amcası, AFAD'ı da kendinize benzettiniz. En sonunda da elinize yüzünüze bulaştırdınız bütün hepsini. Bunu görmeyen yok ha, bunu da bilin. Bunu görmeyen yok, bilmeyen yok. Millet bunu görüyor, millet bunu biliyor.
AK Partili olmanın hakkından bir kuruma girmeye yetmediği bir Türkiye Türkiye. O yüzden AK Parti'nin önceki seçmeni, geleneksel seçmeni, geleneksel tabanı da tepedeki şımarıklara yakın olmayan AK Partili'nin de bir yere gelemeyeceğini biliyor. Şimdi tabii dün Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan gittiler, deprem bölgesini gezdiler. Cumhur İttifakı sahada arama kurtarmada gösteremediği koordinasyonu hakaret ve küfürde gösterdi arkadaşlar. Son derece koordineler. Bunların prompterlar zaten kablolar saraydan tek kablo oluyor ya. Yani buradan meclisten çıkıyor kablo ya da Devlet Bey'in genel merkezinden çıkıyor. AK Parti genel merkezinden çıkanla birleşip Beştepe'ye tek kablo gidiyor bunlar. Ne gelirse aynı şeyi konuşuyor bunlar her hafta. Şimdi sahada koordine değilsiniz diyorduk, utandırdılar. Küfürde ve hakarette koordine olmuşlar. Hep birlikte aynı yalan, aynı hakaret, aynı küfür. İkisinin ağzından duyduğumuz sözleri, kelimeleri şöyle bir sıralayalım. Dün ahlaksız, namussuz, adi, terbiyesiz, vicdansız, fırsatçı, fesatçı, febri, depremden menfaat devşirenler, yüzü kösele derisi olanlar. Şimdi bunlara cevap vermek, bunların seviyesine inmek, bunları düştükleri çukurdan kurtarmak olur. Milleti enkazdan çıkarmayanları siyasi enkaz, siyasetin altındaki enkazdan çıkarmaya niyetimiz yok. O çukurda bırakıyoruz onları. O çukurda kalsın Erdoğan bu diliyle. Ahlaksız, namussuz, adi diyen diliyle orada kalsın. Biz ona demeyeceğiz. O sözü söyleyen dille millet onu o çukurda bırakacak zaten. Çıkmış, ben küfrüne cevap vermem. Küfrünü tekrar da etmem. Ama millet onun hakkını, notunu verir. Çıkmış diyor ki, yanında 15. gün memleketine gidebilmiş Devlet Bahçeli olduğu halde Haçlı seferlerinde Moğol akınlarına karşı koyduğumuz dirençten falan bahsediyor. Öbürü zaten kurtulan bebeklerin mucize, bunun da bir mesaj olduğundan bahsediyor. Ve bu akılla, bu yaklaşımla, bu mantıkla deprem ve afet yönetimi yapacaklarını ve diyor ki, bana bir yıl süre verin, nasıl düzelteceğimi göreceksiniz. Sana 21 yıl süre verdiler, nasıl yıktığını gördük, nasıl enkaz yarattığını gördük, nasıl liyakatsizlerle, nasıl beceriksizce bir yönetim olduğunu gördük. Daha verecek bir ayı yok bu milletin size. Bir sosyal medya kullanıcısı, bir gerçek kişi, ben de beğendim, tekrar ettim, retweet ettim mesajını. Dün şöyle yazmış bu açıklamasından sonra. Bize bir yıl daha verin. Diyor ki, apartmanın yöneticisi 20 yıldır aidat topluyor, asansör bozuk, tamir ettireceğim diye. 20. yılda halat koptu, asansörde ölenler oldu. Şimdi diyor ki bir yıl daha verin, halatı tamir ettireceğim. Durumumuz tam budur. Bir yıl daha verin, halatı tamir ettireyim diyor. Oysa 20 yıldır o halatı tamir etsek diye bizden para toplamıştı. Buna daha bundan başka söyleyebilecek bir şey yok. Ama Osmaniye'de toz toprak içinde Devlet Bey konağı bir kenarda kale gibi dururken o mahallede 6 yakın apartman yıkılmış. Mahallede toplam 13 tane enkaz varken ve o kapılar sertçe kapalı, perdeler çekili kaya gibi orada dururken kılı kıpırdamayanlar dün Osmaniye'ye gidince ortalık toz duman olmasın diye Osmaniye Belediyesi'nin asfalt dökümüyle karşılaştılar. Türkiye'de Hatay Havalimanı açılırken açılsın diye dökülen asfalttan sonra dökülen ilk asfalt Osmaniye'de toz kalkıp da
Devlet Bey Tayyip Bey'e, Tayyip Bey Devlet Bey'e mahcup olmasın diye dökülen siyasi asfaltlama çalışmasıdır. Diyecek daha bir söz bulamıyorum yani. Daha başka söyleyecek bir söz bulamıyorum ben bunlara. Ne diyeceksin yani? Ne diyeceksin bunlara? Ne diyeceksin? Bir de görüntüyü görmüşsünüzdür. Tayyip Bey Osmaniye Belediye Başkanı'na sesleniyor. Tanırım ama ismini unuttum şimdi. Kadir. Kadir diyor, Kadir. Baktım da Osmaniye'ye, eline sağlık Kadir diyor. Güzel, tertemiz yapmışsın. Eline sağlık Tayyip Bey, tertemiz yaptın, dümdüz. Kadir'in asfaltı bir de takdir gördü ya. Osmaniye'de Kadir, bu evler niye çöktü demeyen, Kadir kesik kolonlar var demeyen, Kadir bu binalara nasıl ruhsat verdin demeyen anlayış, Kadir tertemiz olmuş. Aferin diyor, o da kafa sallıyor. Devlet Bey de Kadir Bey'i takdir etmesini tebrik ederek bakıyor ikisine. Ne diyeceksin bunlara? Peki, bunlar bunları yapıyor da sen ne yapıyorsun ey Cumhuriyet Halk Partisi? Biraz önce söyledim. Birincisi, ...110 milletvekiliyle oradaydık, sahadaydık. 6 günün sonunda... ...artık... ...arabalarda yatan ve... hiçbir ihtiyacı karşılanmayan milletvekillerinden 4 gün daha direnebilecek olanları, 5. günün sonunda 4 gün daha direnebilecek olanları bıraktık. Bir dakika ayrılmadılar. Yardımcılarımızın varlığında, örneğin Kahramanmaraş'ta Mehmet Göker, Ünal Demirtaş, Tufan Köse, Ahmet Kaya, Kemal Zeybek, Adıyaman'da Onursal Adıgüzel'in koordinasyonunda Abdurrahman Tuttere, Ednan Aslan, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Fethi Açıkel koordinasyonunda 13 arkadaşımız Hatay'da, Veli Ababa koordinasyonunda 4 arkadaşımız Malatya'da, Aylin Nazlıaka koordinasyonunda 4 arkadaşımız Gaziantep'te olacak şekilde bu grup çalışmalarına devam edecek. Ama bir B grubumuz var. B grubundaki arkadaşlarımız diğer illerdeki nakledilen depremzedeleri ziyaret edecek, ihtiyaçlarını öğrenecek ve yardımcı olacak. Bu illerimiz öncelikle Mersin, Antalya, Muğla, Eskişehir, Aydın, Bursa, Manisa, Balıkesir, Nevşehir, Yozgat. Bunun dışında diğer illerin valileriyle ve il başkanlarıyla koordinasyonu sağlayarak nöbet koyacağımız illeri belirlemek üzere bugün Kadim Durmaz, İsmail Atakan Ünver ve Mustafa Tuncer milletvekilimizin olmadığı ya da henüz kaç depremzedenin nereye yerleştirildiğinin envanteri elimizde olmayan iller için çalışmalarını yapıyorlar, gidecekler. Ve bir C grubu çalışmamız var. O da tematik komisyonlarımız. Tematik komisyonlarla ilgili şöyle bilgi vereyim. Birincisi teknik komisyonumuz. Bu komisyon bir jeoloji mühendisi, 2 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 elektrik mühendisi ve 2 avukat arkadaşımızdan oluşuyor. Tanıdığınız arkadaşlar Müzeyyen Şevgin, Sevda Erdan Kılıç, Gülüzer Emecan, Gökhan Zeybek, Ulaş Karasu, Zeynel Emre ve Etnan Aslan. Bu arkadaşlarımız deprem bölgesinde hasarlı binaların tespiti, bu tespitlerdeki itiraz ve uyuşmazlıklar, bunun takibi, delil toplama ve delil karartmaya karşı önlemler, delillerin korunması, hukuki sürecin takibi ve deprem yönetmeliğine uygunluklar, aykırılıklarla ilgili teknik çalışmaları yapıp rapor edecek ekibimiz bu. İkinci komisyonumuz kültür varlıklarının korunması komisyonu. Hatay başta olmak üzere Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta ve diğer illerimizdeki kültür varlıklarının envanterini aldık.
Sayın Mehmet Akif, Hamza Çebi, Gürser Erol ve Nihat Yeşil, bu kültür varlıkların envanteri üzerinden deprem sonrası durumlarını araştırıp hızlıca konservasyon, restorasyon ve bunun için önceden gerekli koruma tedbirlerinin alınıp alınmadığını, alınmıyorsa bu noktada alınması gereken tedbirler konusunda kamuoyunu bilgilendirecek. İlgili müze müdürlükleri, kültür il müdürlükleri ve Kültür Bakanlığı nezdinde çalışacak. Üçüncü komisyonumuz Tarım ve Hayvancılık Komisyonu. Orhan Sarıbal, Okan Gaytancıoğlu, Ayan Barut, Cengiz Gökçel, İlami Özcan Aygun ve Ömer Fethi Gürer'den oluşan. Bu komisyon tarımda göçük altında traktör sürülmek isteyen tarla var, bekleyen tarla var. Tohum ekme makineleri, tohum ihtiyacı, gübre ihtiyacı, mazot ihtiyacı. Bu sorunları görünür kılma ve yardım ulaştırma. Ayrıca hayvancılıkta yem ihtiyacı, gebe hayvanlara veteriner desteği ve hayvanlarını barındıramayacak, bakımda olmayacakların, paraya çevirmek istediği hayvan varlıklarının fırsatçılar değil, adilane şekilde çeşitli kurumlar tarafından alınması için gerekli çalışma ve koordinasyonu sağlayacaklar. Ekonomi komisyonumuz ise Çetin Osman Budak, Aykut Erdoğdu, Ünal Demirtaş, Tahsin Tarhan, Neslihan Ancıoğlu ve Bedri Serter'den oluşuyor. Ekonomi masamızın, esnaf masamızın ve emek bürolarının temsilcilerinden oluşan küçük komisyon, gereğinde yine genişletilmiş haliyle de çalışacaklar. Deprem nedeniyle sanayi kuruluşları, ticaret, esnaf ve emekçinin uğradığı zarar ve onlar için yapılabilecekleri yapacaklar. Bir komisyonumuz sağlık komisyonu, bir çocuk doktoru, bir kadın doğum uzmanı, bir genel cerrah ve bir eczacıdan oluşan Ali Fazıl Kasap, Fikret Şahin, Çetin Arık, Gamze Taşçıyer, hijyen, sanitasyon, çevresel şartların iyileştirilmesiyle ilgili gözlem, katkı ve projeleri çalışacaklar. Son olarak da refakatsiz çocuklar ve kayıpların takibi komisyonu Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Alaaydar Akverdi ve Aysu Bankoğlu'ndan oluşuyor. Bu arkadaşlarımızın tamamı hukukçu, üçü insan hakları komisyonundan, bir tanesi çocuk hakları alt komisyonunda görevli olan arkadaşlarımız refakatsiz çocuklar ve kayıplar üzerinde gerekli çalışmaları yaparak sizlerle gerekli bilgileri paylaşacaklar ve bu çocukların takibini yapacaklar. Devletin şefkatli elinde olmasını, bir takım illegal yapıların eline geçmemelerini, geçmişler varsa onların takiplerini, kavuşturulabilecekler varsa aileleriyle kavuşturulmasını, gözetilecekler ve korumaya alınacakların devlet eli şefkati ve resmi kurumlar tarafından yapılmasına katkı sağlayacaklar. Bu konuda olabilecek sıkıntıları ortadan kaldıracaklar. Verebileceğim bir diğer bilgim, gerçek rakamlara ulaşacağız arkadaşlar. Sağdaki kimse 42 bin ölüm rakamına inanmaz, inanması da doğru da değildir. Şunu söyleyeyim, bölgede her gün bir başka ile giderken, bir ile gitmek üzereyken haber geldi. Maalesef Kahramanmaraş tarafındaydım. Abdurrahman'ın abisinin kızı, torunu ve damadı, yani Abdurrahman'ın amcası olduğu 5 yaşında evladımız, annesi ve babası göçük altından çıkarılmış, cenazesini alacağız dediler. Döndük. Mümkün olan en kısa sürede gittim. Dediler ki daha göçüğün basındayız. Ben gittiğimde son cenazeyi verdiler. Birlikte bindik. Etrafta Abdurrahman ve ailesi ve arama kurtarma gönüllüsü 2 arkadaştan başka kimse yoktu. Yanılmıyorsam 5. günüydü depremin. Birlikte Abdurrahman Tutdere'nin köyüne gittik. Köyde halen bekleyen 30 ve doldurulmuş 60 mezarın varlığında 3 cenazemizi defnettik. Abdurrahman'ın annesinin, bütün ailenin ömrüm boyunca aklımdan çıkmayacağı ağıtlarının arasında defnetmek üzereyken biraz daha ayıbıma giderek Abdurrahman'a dedim ki, savcı görmedi ya, geldi mi savcı dedim, yani ben oradaydım ya. Abi ne savcısı dedim. DNA örneği alınacak, fotoğraf çekilecek dedim. Abi bizim öyle bir şeyden haberimiz yok. Ne savcısı? Adıyaman'da dedi. Ne savcısı, ne DNA'sı abi dedi. Biz televizyon mu izliyoruz abi dedi. Ben milletvekiliyim, benim haberim yok. Buraya 70 kişi gömdüler, 60 kişi gömdüler. 61, 62, 63. Bir tanesini savcı görmedi dedi.
Adıyaman'ın bütün köyleri böyleydi. Şimdi gerçek rakamlar için, bu 42 bin rakamının gerçek olmadığı noktada, biz gerçek rakamları araştırmak üzere sahadaki arkadaşlarımıza teker teker bütün muhtarlardan başlayarak sağlıklı ve resmi veri alabilecekleri tüm kaynaktan verileri derleyerek karşılaştıracağız. Erken bir şey söylemek istemem ama rakamın, bu 42 binin çok çok üzerinde bir rakamla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek, bir vaka. Bunu sahadaki herkes kabul ediyor. Gerçek rakamlar konusunda tüm kurumların işbirliğine açık ve şeffaf olması gerekir. Bu konuda önerilerimiz var, bildiklerimiz var, yönlendirmelerimiz olabilir ama bu konuda maalesef arkadaşlarımız hali hazırda karşı tarafın sürekli verileri paylaşmama noktasındaki bir inadı, bir direnciyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca tabii bu bizim grubumuzun genel merkezimizde koordine halinde yapacağı bir de büyük resme bakmak gerekiyor. O ulusal afet stratejisi çalışma grubumuz oluşturuldu. 30'un üzerinde 40'a yakın jeoloji mühendisi, jeofizik fizik mühendisi, bunun yanında inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir bölge planlamacıları şu anda telefonla davet ve teyit aşamasındayız. Grubumuzdan ilgili milletvekilleri, ilgili komisyon, genel başkanımız, genel sekreterimiz ve ilgili genel başkan yardımcılarımızın, belediyelerden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un da varlığında, Selin Sayık Böke ile birlikte bir ilk büyük toplantıyı organize ediyoruz. O gönüllü gruplardan şehirlerin nasıl tasarlanacağını, taşınacaksa nereye taşınacağını, var olan yerde inşa edilecekse faylara, fay yasası eksikliğinin de altını çizerek nasıl ilişkilendirileceklerini, hangi teknolojinin yapılması gerektiğini ve nasıl bir Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Islahiye, Nurhak, Nurdağ hangi birini ne şekilde yeniden yapılacağını hep birlikte çalışacağız. Duyduklarımız mesela bugün inşaatlar başlıyor. İşte ölümü getiren mantık bu. Nereye yapacaksın? Tayyip Bey'in dediği yere, müteahhitin seçtiği yere, boş bulduğum yere, onun oraya, bunun buraya, o kadar katlı olmaz. Önce bir doğrusunu öğrenmek lazım. Aynı yanlışı tekrar etmemek lazım. Ben bir yıl içinde hepsini yapacağım. Bir yıl içinde sen yapmayacaksın, biz yapacağız. Ama doğru yere yapacağız. Bilim insanlarından faydalanmazsan bir sabah 5-10 geçe yine bakanlara fırça atarken bulursun kendini. Allah'tan öyle bir siyasi ömrün kalmadı. Böyle yıkımlarla karşılaşmamak için bilime sarılmak, tekniğe sarılmak, teknik insanlardan yardım almak ve doğrularını yapmak lazım. O yüzden en iyi bildiği iş hemen inşaat, hemen çimento, hemen harç, arkasından ekonomi camlanır. Bir kere öyle bir şey yok. Çok büyük bir krizdeyiz ve alt orta sınıf yoksullaşması, bu kadar satın alma güçlüğü varken o senin inşaat dediğin lokomotife takılacak vagonlar yok artık. Öyle bir orta sınıf yok, öyle bir orta direk yok. Domino etkisiyle yıkılan binalar var ama birbirine yaslanarak kalkacak toplum sınıfları yok artık. Eskinin orta direği şimdi ezildi. Yoksul oldu. Eskinin yoksulları derin yoksullukta. Canı çıktı onların. Krizlerden dolayı çıktı. Kötü para politikanızdan dolayı çıktı. En son üzerine de bu deprem çöktü. O yüzden iyi yönetimle, doğru kararlar vererek hem dünyada hem Türkiye'de çok doğru işleri yapacak liyakatli, akıllı bir yönetimle olur. Benim bir başlığım daha var. Kentsel dönüşüm, ancak sürenin sonuna geldik. Konuyla ilgili akut soru varsa kentsel dönüşüme gireceğim. Yoksa yarın yapacağımız basın toplantısında kentsel dönüşüm nasıl bakıyoruz, neler eksik, neler fazla, o konuda bir şeyler konuşmayı düşünüyorum. Ama bu konuda yine de soru varsa soruyu bugünden de yanıtlayabiliriz. Benim söyleyeceklerim son olarak bu. Evet.
Buyurun. Konuşmanızın başında askerin sahaya çıkmadığını söylediğiniz saat 4.30'da polis hakkında açıklamalarını hatırladınız. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Siz de biliyorsunuzdur. Nasıl değerlendirebilirsiniz? Siz bunu neye bağlamıyorsunuz? Şimdi ben konuşmanın başında şunu söyledim. Haber Global'den ve KRT'den NTV'den özür dilerim. NTV'den arkadaşlarım şunu soruyor. Yine mikrofonu kaldırdılar. Bir ebabiller için getirmişler. Şimdi arkadaşlarımızın sorusu şu. Askerin Hulusi Akar'ın açıklamalarını hatırlattınız ve askerin 4.30'da hazır ol emrini aldığı halde niçin çıkmadığını, bunu neye bağladığımızı söylüyorlar. Burada rivayet muhtelif. Biraz önce en kuvvetli olanı ben söyledim. Diyorlar ki 1999'da sahadaki asker varlığını Tayyip Bey eleştiriyordu. Tayyip Bey askeri vesayetle mücadele ettiğini söylemişti. Askere vurdukça milletin kendisini desteklediğini düşünüyordu. Bu depremde AFAD aciz kaldı. Hani Süleyman Bey elini koyup böyle buraya yaslanıp da martılar dinliyordu ya. O sabah kimse martıları duymadı. Duya duya selaları duyduk yine. Depremde erken uyarı için bir şey çalmadı, ölenler için sela okundu arkadaşlar. O AFAD düşünülmesin, o AFAD tartışılmasın diye felaketin boyutlarından bir haber veya bir şekilde hallederiz mantığıyla askeri sahaya sürelim talebine direndiği, itiraz ettiği ve sürülmüş olanların da bir kısmının geri çağrıldığı veya işte bu kısıtlı 7300'de kaldığı söyleniyor. Yok, bunu yalanlayacaklarsa bana çıkıp şöyle yalanlayacaklar. Bizim 7300 askerimiz şuna yetti veya biz aslında 80.000 asker kullandık da bunlar yüksek teknoloji, nanoteknoloji kıyafetleriyle görünmez haldeydiler diye göstersinler. O görünmez kıyafeti gözümüzün önünde bir askere giydirsinler. O 80.000, 100.000 asker nasıl görünmedi? Nerelerde görev yaptı? Hangi işi yaptı göstersinler? Görelim. 7000 kişi yeter diyorlar. Yetmediğini milletimiz biliyor. Sahaya sürmemesi, askere sığındı dedirtmemek için midir? Bir ihtimal darbe paranoyası diyorlar. Bundan mıdır? Başka bir sebebi mi vardır? Bunu soruyu cevaplayacak olanlar Hulusi Akar'dır, Ömer Çelik'tir, Tayyip Erdoğan'dır. Onlar nasıl bir açıklama yaparlarsa milletimiz de 4.30'da hazır ol emri verilen ordunun ya da 7'de İskenderun bayraklar ve sancaklar çıkarma gemileri seyre hazır emri verildiği halde seyre geçmeyip de kurtarmaya gitmemesinin sebebini açıklasınlar bize. Bizim sorduğumuz bu. Sonrasında hareket eden çıkan askerler sayılar 3. gün 7300 arkadaşlar. Bugün Türkiye göçük altında kaldı. 10 ilimiz göçük altında kaldı. Yıkıldı. Ekonomimiz yıkıldı. Eğitim öğretimimiz yıkıldı. Sosyal hayatımız yıkıldı. Bu yıkıma sebep olanların burayı yeniden yapması, bir daha yıkılması anlamına gelir. Bizim yıkılmaz bir Türkiye'ye, bundan sonra ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla ve binalarıyla yıkılmaz, sarsılmaz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunu yıkımın sorumluları yapamaz. Bunu bu yıkımdan ders alan, yaptığı işleri liyakate göre yapan, bilime saygı duyan, emeğe saygı duyan, alın terine saygı duyan, bir takım çıkar çevrelerinin değil, geniş halk yığınlarının dostu bir iktidar kurulursa kurtulur. Yoksa altında hepimiz kalacağız. Buyurun. Bu bir süreden beri acaba seçim ertelenir mi bu yıkımdan sonra diye tartışması vardı ama AK Parti'de 14 Mayıs'ın öne çıktığını görüyoruz. Kulislere gelen bilgiler o yönde. Nasıl bakarsınız? Şimdi bu sorunun iki tane cevabı var. Bir tanesi, vermemiz gereken standart cevap şu. Bu yaraların sarılıp bu seçimin vakti zamanında yapılması mümkündür. Türkiye'nin dijital altyapısı, teknolojisi ve deprem bölgesinde gerekli hazırlıkların yapılması ve deprem bölgesinin dışına göç etmek zorunda kalmışlarında orada
oylarını kullanmaları için en adil yöntem hep birlikte konuşulur, yapılır, çözülür. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Böyle anayasa değiştirmek, kanunlar, manunlar, bunların hepsinin tedbiri var. Kanuni düzenleme gereken yerlerde de uzlaşıyla bunların hepsi yapılabilir. Eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa, yapılabiliyorsa 14 Mayıs'ta, 18 Haziran'da ise 18 Haziran'da yıkımın sorumlularının gidip yıkılmaz bir Türkiye inşa etme iradesinin iktidara gelmesi lazım. Geçen her gün yeniden yıkılacak Türkiye'ye kötü çimentolu tuğlaları birbirine yapıştırmak demektir. O yüzden temel bakış açımız bu. İkinci bir şey söyleyeyim. Seçimin sonucunun böyle olduğunu bile bile 14 Mayıs'ta seçime neden gitmek isterler? Bir senaryodan bahsediliyor. Pazartesi günü bunu uzun uzun konuştuk. Bize gelen bilgi ve senaryo şuydu. Senaryo yazıldı. Önce Devlet Bey konuşacak. Kusura bakmayın, soruyu çarşamba yayınladığım için heyecanı kaçtı. Devlet Bey'inkini pazartesiden söyleyemedim. Önce Devlet Bey konuşacak. Dün konuştu ve diyecek ki ne seçimden ne milli iradeden kaçarız. Sonra AK Parti'den eski yöneticiler, mevcut yöneticiler konuşacak. Sonra Tayyip Bey biraz daha ölçümleri aldıktan sonra seçim yapmak istediğini söyleyecek. Belki de seçim kararını alacak. Senaryonun son sayfasında YSK'ya verilmiş bir görev var. YSK'daki askerler de o görevi yapıp enkazın altından Tayyip Bey'i, AK Parti iktidarını kurtaracak. Biz bunu burada kayda geçmiş olalım. Pazartesi günü değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz, öğrendiğimiz MYK toplantısında üzerinde konuştuğumuz bu senaryonun Devlet Bey'e ait kısmını dün Devlet Bey oynadı. Bakalım devam edecekler mi? Biz burada kayda geçirmiş olalım. Ama millet kendisine karşı yazılan bu tip senaryoları hep yırtıp atmıştır. İstanbul seçimlerinin tekrarlanması ve İstanbul'un CHP verilmemesi senaryosuna verdiği cevabı unutmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletten ve hesap vermekten kurtulamazlar. Yapmış oldukları iş öyle böyle ufak tefek bir iş değil. Bu ülkede ihale nasıl yapılıyor? Kamu ihale kanununun dışına neler çıkarılıyor? İhale alanda ne alınıyor ne veriliyor? Bunları bilmeyen konuşmayan yok. Bu ülkeyi yönetmeye 21 yıl önce Erdemliler hareketi olarak gelenlerin birinci cumhurbaşkanı nerede? Birinci başbakanı nerede? İkinci başbakanı nerede? Birinci cumhurbaşkanı nerede? O günkü bakanları nerede? O Erdemliler hareketi diye yola çıkanların köyünde, mahallesinde, beldesinde, ilçesinde o Erdemliler hareketinin nereye savrulduğunun ve nasıl rantın ve çıkarın partisi haline geldiğinin, nelerin nasıl bölüşüldüğünün, nasıl yüzdeliklerin konuşulduğunun herkes biliyor. Şehirlerin tepesinde pata 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 uçan, yanındaki belediye başkanına ön ismiyle hitap eden, kupon arsaları gösterip zenginlerle iliştiren zihniyet artık bu milletin tepesinde uçmaktan, pata pata yapmaktan bir an önce vazgeçecek. İstanbul'un üstünde uçurtmadıkları gibi, milletimiz bunu uçurtmadığı gibi, İstanbul'un kupon arsalarını artık ona değil, halkın yararına planlar yapıldığı gibi, artık Türkiye'nin üzerindeki bu kara bulutlar da seçimden sonra dağılacak. Başka soru var mı arkadaşlar? Tamam. Yarınki basın toplantısında yine deprem gündemini konuşacağız. Biraz da kentsel dönüşüm konuşacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar.